Teşekkür ederim Sayın Başkan sunum için. Medyaskop'tan Özgecan Özgenç ben. Size asgari ücreti sormak istiyorum. Sizin de tavsiyeniz olmuştu yıl ortasına bir artış yapılmaması yönünde ve hem önceki sunumunuzda hem de bugün asgari ücretteki öngörünün üstündeki artışın enflasyonunu da öngörülenin üzerinde getirdiği yönünde söylemleriniz oldu. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, asgari ücret etkisi, hizmet enflasyonu bunları da vurguladınız. Ancak asgari ücret görüşmelerinde yetkili sendika Türk İş'in de rakamlarına göre Nisan ayı itibariyle asgari ücret açlık sınırının gerisinde kaldı. Tam olarak katkısı bu öngörülenin üzerinde enflasyonun gerçekleşmesine asgari ücret artışının etkisi nedir? Bu yönde hesaplamalarınız var mı diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Asgari ücret konusu TCMB hutesinde bir konu değil. Biz burada karar verici de değiliz ya da o görüşmelerin bir tarafı da değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye verilmesi de söz konusu değil. Sadece biz enflasyon tahminlerimizi yaparken bir takım varsayımlarda bulunmak durumundayız. Ve belirlediğimiz hedefler var. Bunları revize edeceksek, etmeyeceksek bu konuda tabii ki bir görüş oluşturma durumundayız. Yani bahsettiğim gibi sunumumda hizmet enflasyonunda evet emek yoğun bir sektör olduğu için tabii talep yönlü etkisi de var ama hizmet fiyatları üzerinde asgari ücretin etkisi söz konusu. Bu konuda bir varsayım yaptık. Varsayım yaparken de daha önceden yapılan açıklamaları gösterge olarak ele aldık. Bu açıklamalar çerçevesinde de tek asgari ücret artışı olacağı dinlendirildiği için biz bunu varsaydık. Bunun iletişimini yaptık. Ama genel olarak ücret konusunda şunu söyleyeyim. Şu anda ücretlerin, siz de zaten söylediniz, yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Dolayısıyla bizim birinci yapmamız gereken şey kalıcı bir şekilde fiyat istikrarını sağlamak. Biz enflasyonu öngörülerimiz çerçevesinde düşürürsek ki bunda kararlıyız, kararlı duruşumuzu zaten yaptığımız işlerle de gösteriyoruz. Bunu yapabilirsek zaten kalıcı refah artışı olacaktır. Bu konuda da ücretler artmaya, enflasyonist olmayacak şekilde artmaya, zaten sağlıklı bir şekilde artmaya devam edecektir. Evet, arkadan alalım. Buyurun. Haluk Bürümcekçi. Ben geçen enflasyon raporunda ve şimdi de mevsimsel etkilerinden arındırılmış enflasyonla ilgili bir yönlendirmeniz oldu. Hı hı. Ve tekrarladınız aynısını. Yani üçüncü çeyrekte %2,5, son çeyrekte 1,5 olarak. Şimdi bu gösterge biliyorsunuz açıklanmıyor. Yani TÜİK bütün verileri mevsimsel etkilerden arındırılmış açıklıyor ama bu açıklanmıyor. Sizin sunumlarınızda kullanılıyor fakat siz de tabii bir veri olarak açıklamıyorsunuz. Burada kastettiğiniz TÜFE'nin mevsimselliklerine alınmış değeri midir yoksa sunumlarınızda kullandığınız BVC endeksi ortalaması mıdır? Bununla bağlantılı olarak 3. çeyrek için bir değer veriyorsunuz ama Mayıs-Haziran için ne düşünüyorsunuz? Yani ne öngörürsünüz bu değerlerde? Onu sormak isterim. Yine bağlantılı olarak bu verinin açıklanması gerekmez mi? Çünkü herkesin farklı hesabı olabilir bu konularda. Eğer bunu yönlendirme olarak kullanıyorsanız TÜİK'in ya da sizin açıklamanız gerekmez mi? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, dediğiniz gibi biz iletişimimizi daha çok aylık enflasyon üzerinden yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü yaz aylarında baz etkisiyle de ciddi bir düşüş olacak. Bu da önemli, önemsiz değil. Ama esas başarı göstergesi aylık enflasyonun bizim öngördüğümüz çerçevede düşmesi olacak. Çünkü o sayede biz kalıcı düşüşü sağlayabiliriz. O sayede 2025 hedefine ulaşabiliriz. Çünkü program, yani bu seneki hedef sadece bu sene yönelik değil. Önümüzdeki sene için, ondan sonraki sene için hedeflerimiz var. Dolayısıyla aylık enflasyon nereye gittiği oldukça önemli. Eğilimi anlamak adına da tabii ki TÜFE'nin kendisine değil de işte çeşitli endekslere bakıyoruz. Sadece BVC değil ama. İşte Satrim olsun, işte Medyan olsun,
herhalde yani 7-8 tane ya da 5-6 tane sayısını bilmiyorum. Epey bir kapsamlı analizlerimiz var. Bunların mevsimsellikten arındırılmış verilerine, bunun işte 3 aylık ortalamalarına bakarak enflasyon görünümümüzü oluşturuyoruz. Tabii ki talep koşullarına da bakarak. Burada Nisan ve Mayıs ve Haziran için sordunuz. Yani Nisan ayında herhalde bu işte BVC endeksleri 3,1 seviyesindeydi diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Mayıs'ta bundan bir miktar az olacağını açıkçası düşünüyoruz. Yani 3'ün biraz altında olacağını düşünüyoruz. Yani bundan sonra da zaten Haziran itibariyle de işte kademeli olarak dediğimiz şekilde ortalamalar o seviyelerde olacak şekilde düşmeye devam edecektir. Bizim aylık fiyat gelişmeleri raporumuz var. Burada bu dediğiniz şeyleri yayınlamayı değerlendirebiliriz şeffaflık adına. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Sayın Başkan, Erol Gürcan, Yatırım Finansman. Mart ayındaki güçlü sıkılaşma adımıyla beraber faiz koridorunda teknik bir ayarlamaya gidilmişti. O dönemde aslında baktığımızda piyasadaki fonlama tutarında da swap üzerinden fonlama kabaca 58,5 milyar dolar civarındaydı ve son durumda baktığımızda 35 milyar doların biraz daha altına geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte piyasa koşulları el verirse bu taraftaki fonlama stoğu azaltılmaya devam edecek mi? Yani böyle bir amaç var mı? Fonlamadaki API ağırlığını artırmak gayreti devam edecek mi? Ya da önümüzdeki süreçte güçlü sermaye girişleri devam edecek olursa faiz koridorunda yeniden teknik bir ayarlama gibi bir tasarruf söz konusu mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi koridoru genişlettik dediğiniz gibi. Çünkü bir önceki koridor genişliğine baktığımız işte +1,5. Bu belirlendiğinde faizler sanırım %14 falan civarındaydı. Yani onun %10 civarıydı, faizin %10 civarıydı genişlik. Bir miktar %50'ye geldiği için faizler bir miktar genişletmek gerekti. Biz +3 olarak yeterli olacağını düşündük. Bu genişlikte şu anda bir değerlendirme kesinlikle düşünmüyoruz. Onu net olarak söyleyebilirim. Temel para politikasının temel aracı, politika metinlerimizde de bahsettiğimiz gibi, iletişimlerimizde defalarca vurguladığımız gibi bir hafta vadeli repo faiz oranıdır. Dolayısıyla bunu kullanmaya devam edeceğiz. Faiz koridoru gün içi oynaklığı sınırlamak için de kullanılıyor. Dönem dönem üst bandı da kullanabiliriz. Bunu bir süredir zaten kullanıyoruz, söylüyorsunuz. Fakat bu bir süre sonra normale dönecektir. Ama likidite yönetimi açısından API'nin pozitifte olması bizim finansal koşulları sıkı tutmamız adına önemli. Bu konuda her türlü önlemi zaten aktif, proaktif bir şekilde alıyoruz. Evet, buyurun. Teşekkürler. İş yatırımdan Dağlar Özkan ben. Sorum iç taleple ilgili ve hani demin Cevdet Bey kredi büyüme oranlarına değindi ve oradaki düşüşe. Biz de bu veriyi görüyoruz. Ama kredi kartı biraz daha yüksek. Orada da bir miktar zayıflama var. 4 haftalık ortalama kredi kartı büyümesinde hafif bir düşüş var gibi ama bir ayrışıyor. Burada ilave bir kredi kartı faizlerinde sıkılaşma ihtiyacı olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü toplumun enflasyon beklentisi bizimki işte 3, işte önümüzdeki çeyrekte 2,5, 1,5'a inecek diyelim ama toplumunki atıyorum 4 ise şu an 4,25'lik bir faiz oranının belki işte üzerine vergi de geliyor, 5'e yaklaşıyor. Yani 2 puanlık, 1 puanlık bir reel faizin toplum tarafından kabul edilmesi ve iç talebin kredi kartı kanalıyla devam etmesi mümkün gibi gözüküyor. Yani diğer kredilere göre daha uygun bir finansman hala. Hani burada ilave bir adım gerekir mi? Mevcut sektörel güven endekslerinde ben talebe ilişkin alt kalınlığımların güçlü olduğunu görüyorum Nisan ayında. Hani böyle talebin zayıfladığına ilişkin kredi büyümesi dışında bir şey yok. İşte siz de dediniz tüketim malı ithalatı da güçlü. Çıktı açığı da her rapordan rapora yukarı çekiliyor. Hani sanki iç talepte bir ilave sıkılaşma ihtiyacı var gibi. Bunları söyledim, çok da kötümser olmayayım. Biz yakın zamanda enflasyon tahminimizi bir puan düşürdük. 45'ten 44'e çektik. Hani piyasa ile merkez yakınlaşıyor gibi de hissediyorum. Ama bu iç talep sorusuna bir yanıt vermeniz çok hoşuma gider. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Şimdi kredi kartı konusunda
Zaten sadece azami faizler bizim düzenleme yetkimiz alanında. Diğer konularda bizim bir şey yapmamız söz konusu değil. Faiz konusunda da yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Şu ana kadar gelen veriler bunun aslında epey bir makulleştirdiğini söylüyor harcamaları. Ama işte ihtiyatlı duruş dedik birkaç kere. Tabii ki yakından takip ediyoruz. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Ne gerekiyorsa yaparız. Ama şu aşamada kredi kart faizleri konusunda ben ek bir önleme ihtiyaç duyacağını açıkçası düşünmüyorum. Veriler ışığında söylüyorum bunu. Talep konusunda baktığımızda da tabii biz eksiklaşmayı Mart ayı sonunda yaptık. Bu finansal koşullara hızlı bir şekilde yansıdı. Ama kısa bir süre sonra işte bayram tatili de araya girdi. Yani veri miktarı olarak, zaman olarak da az bir süre geçti. Veri miktarı da az. Bazı veriler de zaten geriden geliyor biliyorsunuz. Ama bizim elimizdeki veriler, kredi kartla yapılan harcamalar net bir şekilde zayıflamaya işaret ediyor. Geçmişte yapılan çalışmalar kredi ile talebin ilişkisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun ben etkili olacağını açıkçası düşünüyorum. Onun dışında saha gözlemlerimiz var. Çok kapsamlı bir ekibimiz var. İşte görüşmeler yapıyorlar. Bu doğrultuda aslında epey nabız tutuyoruz. Burada da gelen işaretler Mayıs ayında özellikle Nisan ayında da itibaren özellikle talepte dengelenmenin net bir şekilde başladığını söylüyor. İşte otomotiv sektöründe mesela ciddi bir bu yönde gelişmeler oluyor. Fakat tekrarlamak istiyorum. Yani ihtiyatlı duruş. Burada her zaman yukarı yönlü risk vardır. Biz sürekli verileri yakından takip ederek duruşumuzu enflasyon görünümü çerçevesinde gerekirse ayarlayabiliriz.